AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, referandum çalışmaları ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Avukat Eyüp Eroğlu ve beraberindeki heyet ile önce Taşhan esnafını ziyaret etti ve daha sonra devlet hastanesi çalışanları ve hastaları özel olarak ziyaret ederek sohbet edip sağlık durumları ile özel olarak ilgilendi. Değerli kardeşlerim, ben bu anlamda size teşekkür etmek istiyorum. Şimdi aman, insan olur ki insan herkesin yüzünü güldüren insandır. Hastaneye gelen insan ya hastadır, ya hasta yakınıdır. Hastaysa zaten ağrısı, sancısı vardır. Hasta yakınıysa zaten derdi vardır, sevdası vardır. En azından o hastanın yoldan geldiği an kadar onun da negatif yüklendiği bir enerji vardır. Allah şifa versin. Hoş geldiniz. Neyimiz var hanım kardeşim? Safa kesesinden ameliyat geldiniz. Sen ne oldun ya, bir şey değil. Aldılar mı? Aldılar. Taş mı var? Taş çok. Allah Allah. O kadar şey taşımış mı yanında? Taşımış. Yeni der yaptı var mı? Taş lazımmış. Bende de vardı, aldılar bende de. Hiçbir şey olmadı. Maşallah. Hiç ameliyat olmuş ama sen ne zaman oldu? Salı günü oldu. Taburcu olursun insan yakında böyle yedersin. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ne oldu, neyi var? Ama geçmiş olsun. Tamam. Hemen hazırlanmışsın. Dediler mi hazırlandın diye? Şeyden gelmişsin. Yok, hiç şey yapma. Burası Türkiye'nin iyi hastanelerinden. Doktorlar en iyi doktorlar. Çıktı mı? Çıktı mı ameliyat? Çıktı. Olacak diye. Yok, oldu dedi. O maşallah, maşallah. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun. Hadi geçmiş olsun. Yaş yok, 70 yaş. Senin neyin var? 80. Hocam. Allah 5 Nisan Avukatlar Günü Tokat'ta Baro Başkanı Avukat Faruk Bostancı öncülüğünde organize edilirken etkinlik Tokat Baro Başkanlığı binasında gerçekleştirildi. Sayın Başkanımız 2 dönem Baro Başkanlığı yaptı. Biz de yönetiminde çalıştık. Gerçekten baromuzda da ciddi hizmetleri oldu. O dönemde olan meslektaşlarımız bilir ama sonradan baromuza katılanlar için de kısaca bahsetmek gerekirse şu an kullandığımız kürsüyü dahi Mustafa Bey yaptırmıştı. Yine baromuzun ilk makam aracının alındığında Mustafa Bey başkanımızdı. Yine baro bekleme salonlarında, duruşma salonlarında hala kullanmakta olduğumuz sandalyeler dahi Mustafa Bey beni de Ankara'ya sitelere 3 defa götürmek suretiyle zor beğenerek satın almıştı. Bu tip hizmetleri daha da sayamayacağımız tabii çok ciddi hizmetler oldu baromuza. Biz taş üstüne taş koyan bütün meslektaşlarımıza, baromuzun bugünlere gelmesine katkı sağlayan, emek veren bütün meslektaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederken bizim bugün de baroda biliyorsunuz Atatürk Antı önünde bir törenimiz oldu. Birçok meslektaşlarımız bu törene katılırken törene katılmayıp baromuzun mensubu olduğu halde baroda çay kahve içmeyi tercih eden meslektaşlarımız da oldu. Bunlar da en ufak, en kibar tabirle kınıyorum burada huzurunuzda. Bunu da Tokat Barosu Başkanı olarak söylemekten de imtina etmeyeceğim. Bu konuda da hoşgörünüze sığınıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Bakırköy Belediye Başkanı Operatör Doktor Bülent Kerimoğlu Tokat'a gelerek Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ferahmuz Şahin ve yönetim kurulunu ziyaret ederek 16 Nisan referandum çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bu kampanya sürecinde, referandum sürecinde birçok Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerek milletvekili düzeyinde gerek merkez yürütme kurulu üyeleri düzeyinde ve eski milletvekillerimizin de ilimizde bize, ilçelerimize çok ciddi katkı sağladığını görüyoruz. Hele dostum olan arkadaşım, bir belediye başkanımızın ilimizde olması bize bir ayrı şeref verdi. Bugün sizinle beraber Tokat'ta önemli ziyaretlerde bulunacağız. Daha sonra da size yolcu edeceğiz. Ama bu ekibi böyle geniş bir zamanda burada ağırlamaktan da büyük keyif alacağım. İfade etmek istiyorum. Tekrar şahsınıza, yanınızdaki heyetteki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz sevgili başkanım.
Değerli Başkanım, ben de bu nazik misafirperverliğinize çok teşekkür ediyorum. Açıkçası Tokat'ta bulunmak bizler açısından büyük bir mutluluk. Ben de siyasi hayatımda hakikaten Tokatlı dostlarımın bana hem çok büyük desteği olmuştur hem de çok büyük emeği olmuştur. Siz Sayın İl Başkanımız milletvekilliğiniz döneminde şahsıma ve çalışma arkadaşlarıma büyük emeğiniz oldu. Ben de bugün Tokat'ta hem sizi ziyaret etmekten hem değerli hemşerilerimle buluşmaktan dolayı çok mutluyum. Ben de çok teşekkür ediyorum bu sıcak ev sahipliğinizden dolayı. Sayın milletvekilime göstermiş olduğu bu yakınlıktan, sıcaklıktan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gençlerimize, kadın örgütümüze, parti yöneticilerimize. Tokat'ta olmak bizim için gerçekten çok özel. Feramuz Bey'in, il başkanımızın, benim şahsi de bir dostluğum var. Bir abi kardeş ilişkimiz var. Geç kalmış bir ziyareti gerçekleştirdik bu vesileyle. Çok uzun yıllardan beri Tokat'ı ziyaret etmek istiyordum. Hayatımda ilk kez geldim Tokat'a. Ama niye bu kadar geç kaldığım için de pişman oldum. İnşallah bundan sonra daha sık ziyaret edeceğiz. Bu tür vesileleri bu Tokat'ta bulunmak için bir fırsata dönüştürdük ama bundan sonra hiç vesile aramadan sadece dostluk ziyareti için de olsa mutlaka geleceğim. Çok mutlu oldum, çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu referandum süreci de hem ülkemize hem partimize hayırlısıyla 16 Nisan'da tamamlanacak. Bu vesileyle de şimdiden Tokat'taki çalışan bütün parti yöneticisi arkadaşlarımı da verdikleri emeklerden dolayı başta Sayın İl Başkanımız, Sayın Milletvekilim olmak üzere hepsini de tebrik ediyorum. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Ben bir kez daha bu sıcak, samimi, dostane, misafirperverliğinizden dolayı duyduğum mutluluğu ve teşekkürleri arkadaşlarım adına da bildirmek istiyorum. Ayrıca üstümde kalmasın, Bakırköy halkının da sizlere, bütün Tokatlılara kocaman sevgileri, selamları var. Ona da bu vesileyle iletmiş olayım. Cumhuriyet Halk Partisi Bakırköy Belediye Başkanı Operatör Doktor Bülent Kerimoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Feramuz Şahin'in ziyaretinin ardından CHP Tokat Milletvekili Kadın Durmaz ile birlikte Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ziyaret ettiler. Tokat'ta ambulans helikopterler Devlet Su İşleri 72. Şube Müdürlüğü Mehmet Karaca ve 10 aylık Aylin Akpınar için havalandı. Tokat'ta özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde bağırsak iltihaplanması nedeniyle bir süredir tedavi gören Devlet Su İşleri 72. Şube Müdürü Mehmet Karaca için havalanan ambulans helikopter Tokat Havalimanı'na indi. Ambulansla havalimanına getirilen Karaca, ambulans helikopterle nakli yapılarak Ankara'ya sevk edildi. Kanaması ve solunum sıkıntısı olan 10 aylık Aylin Akpınar ise başka bir helikopter ile İstanbul'a gönderildi. AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer, hastaların sevk edilmesi işlemlerine yardımcı olmak için hasta sevklerini bizzat takip etti.